Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Haziran 2017 Pazar günündeyiz. Bugünkü videoda bazı arkadaşlar yolda giderken seyir halinde video istemişti araçla ilgili. Bugün müsait oldum. Bugün onu göstereceğim. Şu an Kumburgaz'dayız. Dükkanın önündeyim. İki kamera koydum. Biri oğlumun kamerası, biri yani oğlumun telefonu, biri kendi telefonum. Biraz titreme olabilir, bilmiyorum nasıl çıkacak. Bakalım. Bir çekmeceye, Beylikdüzü'ne bir çıkıp geleceğim. Evet. Arkadaşlar, mekan olarak Kumburgaz'dayız. Kumburgaz'da oturuyorum zaten. İstanbul'un bir ucu diyebiliriz, tanımayan arkadaşlar için. İş yerim de burada, evim de burada. Burada yaşıyoruz. Yani pek hız videosu olmayacak. Yani hızla ilgili bir video olmayacak. Onu daha sonra belki otobana çıktığım zaman yaparım. Normalde kavşağımız var burada. Kumburgaz'da kavşağımız var. Yan yoldan E5'e çıkabiliriz ama işte belediyemiz sağ olsun. Ya Büyükşehir ya da Büyükçekmece Belediyesi, bilmiyorum. Bütün kış oturdular. Tam yaz geldi. Sezon açıldı. Tam kalabalık olacak. Kavşağı kazdılar. Şimdi ileride ışıklardan döneceğiz mecbur. Marine Princess Otel var. Oradaki ışıklardan döneceğiz. Evet. Yolda da çalışma var şu anda. Asfalt döküyorlar. Bir bu eksikti şimdi. Burada da trafik var. Evet. Dönüp buraya geleceğiz. Evet arkadaşlar, yine yani aracın içinde tanıtımını yapmıştım bir önceki videoda. Yani videoyu izledim, birkaç kere baktım. Tabii eksiklerim var. Hani yine bazı yerlerini göstermeyi unutmuşum. Zaten bu arabaya niyeti olan bir arkadaş illa ki hani sahibinden de ya da aracın kendisine gidip bakıp incelemiştir zaten içini. Çoğunu. Böyle hani çok da ayrıntıya girip de göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bu araca niyet olan arkadaş zaten iyice araştırır yani. En ince ayrıntılarına kadar içine bakar, dışına bakar. Her şeyine bakar. Dediğim gibi o ilk araç tanıtım videomdu zaten. Biraz acemiliğim vardı. Yine vardır gerçi acemiliğimiz de. Yani amacım bu aracı almaya niyetlenen arkadaşlara yardımcı olmak. Elimden geldiğince. Gayet memnunum bu araçtan. Çok konforlu bir araç. D segmenti bir araç. 5-6 kişilik aile normal rahatlıkla binebileceğiniz bir araç. Hava da yağmurlu birkaç gündür. Bugün de yağmur var dedi ama şu an yağmur yok. Açık. Bakalım. Müziği de... Müziği kapatayım arkadaşlar. Müzik... Normalde müziksiz hiç araç kullanmam da. Şimdi mecbur tanıtım olduğu için hem konuşacağız hem de belki araca sesini duymak istersiniz. Gerçi öyle çok içeriye ses veren bir araç değil. Yani dizel olmasına rağmen, 2000 motor dizel bir motor araç olmasına rağmen öyle çok aşırı bir ses vermiyor içeriye. Evet, şimdi bir hızlanalım bakalım. Geçti. Yüz yaptı. İleride tıkanacak zaten. Hızlanması çok güzel arkadaşlar. Yani 150 beygir bir araç. Bunu hissediyorsunuz. Gaza yüklendiğiniz zaman gerçekten hakkını veriyor. Fazla yakıyor tabii ki. Doğrudur. Yani çok basarsanız da fazla yakar. Ortalama ben yorumlarda arkadaşlara yazmıştım. Hani 40 kuruş. Şu anda araç yani bu civarlarda dolaşıyor. Bu mahallede dolaşıyor. Fazla bir yere gitti yok aracın. İşte 3 kilometre, 4 kilometre bilemedim. O tarz kilometreler yapıyor. Ben haftada bir işte bir arkadaşlarımla buluşursam çekmeceye gidip geliyorum o zaman. Fazla uzun yola gittiği yok aracın. O yüzden şu an ortalamada işte cihazda 9 ve 10 litre yazıyor. İşte kilometre hesabına vurduğum zaman da 44 kuruş, 45 kuruş gibi bir şey yapıyor. Ama uzun yolda düşer, illaki düşer. Yani 35 kuruşlara gibi düşmesi lazım. Tahmin ediyorum. Çünkü 7 litre 8 litre gibi bir şey yazıyor.
Ya bu kişiden kişiye değişir. Yani her insanın, yani her gün araç kullanıyorsunuz, işe gidip geleceksiniz tabii ki, bunun maliyeti var. Bunu düşünmek zorundasınız. Ben çünkü evimle işim yakın birbirine. Zaten ayrıca iş için kullandığımız minibüsüm var zaten. Kamyonet tarzı minibüsüm var. Onu kullanıyorum. İşe onunla gidip geliyoruz. Fazla aracı çok kilometre yaptım ya. O yüzden yakıtını belki de çok kafaya takmıyorum diyebiliriz. Yani çok gezen bir insan değilim ben o kadar. Akşamlar akşama bazen işte eşe dosta gidersin, akrabaya gidersin. Ya da bakalım bir tatil planımız var. Bir ay sonra falan belki uzun yola çıkarım. Tatil düşünüyorum. O zaman gideriz. Ha, yani yakıt meselesine gelince arkadaşlar, bastığınız zaman gidiyor. Yani 150 beygir bir araç. Hakkını da veriyor. Yani o şeye değer bence. Çok aşırı kullanmıyorsanız, çok kilometre yapmıyorsanız bence bu bedene değer. Evet, işte şu anda 5. vites 3000 devirde görüyorum. 140 şu anda. Zaten bu araçta, yani E5'te kolay kolay 3000 devir göremezsiniz. Yorumlarda da yazmıştım, yani E5'te 6. vitesi 3000 devire göreyim dedim. Yani bir gün gece 11-12'de denedim onu gece gelirken arkadaşlardan. Yani 3000 devirde 6. viteste 180-190'ı zorluyor araç. O da tehlikeli tabii, yani ancak onu otobanda falan denersiniz. Ben fazla bir hani hız yapma taraftarı değilim. Böyle bir şeyi tavsiye etmem tabii ki. Ama haftada bir de olsa insan o şeyi yaşamak istiyor, heyecanı yaşamak istiyor. Ben bile yani hız sevmediğim halde haftada bir gece arkadaşlarına dönerken öyle basıyorum. Bir deşarj oluyorum diyelim. 180-190 bastım herhalde en fazla. Bunda 220 yazıyor. Bilmiyorum kaç basar en fazla da. 220'yi bulur herhalde rahat. Otobanda denemedim hiç. Yani E5'e bir 3000 devri merak ettim. Acaba 3000 devirde gelecek kaç yapacak diye. 190'a yaklaştı. Yani bir heyecan veriyor insana. O yeterli. Evet. Ne yapıyor burada? Evet. Evet, heyecanlı arkadaşlar gidiyor önden. Bir sağdan bir soldan. Makas yapan arkadaşlar. Vites geçişleri hissettirmiyor o kadar. Yani şu an yine 5'te şu anda. Manuel'e de alabiliriz. Şu an camlar kapalı. Yani içeri ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Yani çok aşırı değil bence. Bilmiyorum da. Gerçi uzman gibi de konuşmak istemiyorum. Yani tabii ki bu işi daha iyi yapan arkadaşlar var. Uzmanlar var. Sırf bu işi yapan arkadaşlar var. Ya benimki hobi amaçlı. Aracı aldım. Sağ olsun arkadaşlar da hani yorum yazdılar. İşte yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani ben kendim iki tane dükkanımız var. Kumburgaz'da. Ucuzluk pazarı işi yapıyorum kardeşimle beraber. Yani halk arasındaki tabiriyle 1 milyoncu diyelim. Züccaci işi yapıyorum. Hediyelik eşya. 7 senedir o işi yapıyorum. Daha önce muhasebeciydim. 2010'a kadar muhasebe işi yaptım. İşletmeyi bitirip muhasebeye başladım. 5-10 yıl kadar muhasebe işi yaptım. Sonra bıraktım. İşte ticarete atıldık. Kendi oturduğumuz yerde bu kendi işimizi yapıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz çok şükür. Bu arada da tabii 4 tane 5 tane değişik araçlar hep kullandım. Bir önceki videoda söylemiştim zaten, hani piyasada olmayan araçları tercih ettim. Hani donanımlı olsun, sağlam olsun. Yani güvenilir olsun, ailece binebileceğim bir araç. Yani piyasası olmasın ne olur yani o kadar. Bir ayda satmasın, iki ayda satmasın. Her araç satılır. Yani aklınız öyle soru olmasın, satılır satılmaz diye. Alırken iyice bakın araçları, ekspertiz yapın. Bir kullanın aracı. Aldığınız kişi de önemli. Yani çok el değiştirmemişse araç. Ya benim kendi düşüncem tabii. Fazla yıpranmadığını düşünüyorum. İki el değiştirmiş, üç el değiştirmiş. Yani markaya takılmayın. Yani araba şu an hiç hissetmiyor bile gittiğini. Kaç bastığınızı anlamıyorsunuz. Birdenbire hızlanıyor, hiç belli etmiyor. Yani maşallah var aracın. Şu anda zaten geçen hafta da lastikleri değiştirdim. 4 tane yeni lastik aldım. Lastikler bayağı bir yıpranmıştı. Yani dişleri iyiydi aslında ama
tarihine baktım üstündeki. 2013 yazıyordu. Yani 4 yıl olmuş aşağı yukarı miyadında doldurmuş. Lastiğinde çünkü bir raf ömrü var. Kullanılmasa da, yıpranmasa da. Lastik önemli arkadaşlar. Lastik nasıl ayakkabınıza önem veriyorsanız arabanın da ayakkabıları, lastikleri. Lastikler önemli arkadaşlar. Emniyet açısından lastiklerinize dikkat edin. Sırf yani muayeneye giderken muayeneden geçsin diye lastiklerinizi değiştirmeyin. Lastik önemli arkadaşlar. Lastikleri her zamanki lastikçim var benim. Büyükçekmece'de Michelin bayi. Michelin'in yan ürünü olan Riken marka belki duymuşsunuzdur. Daha önce işte ben minibüsüme de aldım. Bir önceki aracıma Nissan Primera vardı. Ona da Riken almıştım. Buna da Riken taktım 4 tane. İşte 1000 lira verdim. 1050 galiba. 1050 küsur. 1000 lira civarı bir şey verdim. İşte road balansı her şeyini yaptılar. Yani biraz seslere fark etti. Yani lastiği takınca fark ettim. Daha iyi gidiyor araç sanki. Bilmiyorum. Yani psikolojik de belki ama daha iyi gidiyor sanki. Herhangi bir biraz titremesi vardı önceden. 90'lı 100'lü 90 ya da 100 kilometre biraz titremesi vardı. Şu anda yok. Dediğim gibi arkadaşlar bakımını söylemiştim yorumlarda. Yine söyleyeyim. Bakım olarak bir yağ komple işte motor yağını, yağ filtresine, hava filtresine işte bütün filtrelerin bakımları yapıldı. 220 lira gibi para verdim. Ondan işte bir iki hafta sonra da frene basarken tabi hepsini yorumda anlatmadım. Ben de şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Birden yani hızlıyken frene bastığı zaman ses yapıyordu diskten. Ses gelmeye başladı önden. Dedim acaba disk mi şey mi? Hani balatam bitmiş. Götürdüm yine benim Eser'deki Abdullah Usta sağ olsun. Çok iyi bu konuda. Hem Opel hem Chevrolet araçlara bakıyor. Esenyurt'ta. Ön balataları değiştirelim dedi. Ben hemen hepsi komple değişsin dedim. Kaç para? O da işte işçilik dahil 250 lira para verdim. 4 balatayı da değiştirdim. Başka yaptığım ne var? Ha bir de sağ ön bilyede galiba bir sıkıntı oldu geçen hafta. Araç kendi halinde giderken hani boşa attığı zaman, gazdan bıraktığı zaman, araç kendi halinde yavaşladığı zaman böyle bir uğultu vardı. Sağ tekerlek mi, sol tekerlek tam hatırlamıyorum. Ya o zaman Abdullah Usta'ya götürdüm ben onu tekrar. İşte geçen hafta lastikleri değiştirdim neden önce. İşte baktı. Ya ben korktum acaba şanzımanda mı bir şey var diye. Korktum açıkçası. Hani 3-4 ay kullandım herhangi bir sıkıntı çıkmadı şanzımanda. Ben şanzımandan korktum. Usta dedi yok hani şanzıman kolay kolay bunlarda pek bir şey çıkartmaz dedi. Zannedersem Captiva ile hem motor ve şanzımanı da aynı. Sıkıntı çıkartan bir şanzıman değil dedi. İşte tek tek tekerleklere baktı orada. Sağ ön tekerlek bilyesi dedi işte bilye değişecek. Bilye karıncalama yapmış. Ondan kaynaklanıyor dedi. İyidir bir rahat nefes aldım. Şanzıman olmasın da bilyeyi değiştiririz. İşte baktık ne kadar diye. Ustanın demesine göre işte orijinali dedi 700 lira civarındadır dedi. Orijinal bilye. Ön bilye arkadaşlar diskin içindeki bu bijon vidalarının olduğu bir bilye. Porya diyorlar. Ön porya bilyesi. Sağ porya bilyesi diye geçiyor. İşte yan sanayi de alabilirsin dediler. Gittim baktım. Orada hemen sanayide sordum. Orijinal yok zaten. Bir ürün var. İki çeşit var dediler. Bir 200 liralık, bir 350 liralık. 200 liralığı aldım ben. Takalım dedim. Aldık, taktık. Bir sıkıntı yok. Yalnız işte 2 gün sonra bir ışık yandı burada. Işıkta işte hem ESP ipten hem ABS ışığı yanıyor. Ustayı aradım böyle böyle diye. Sönebilir dedi abi, sönmeyebilir. İşte bir daha haftaya gelirsin bakarız dedi. Zaten ışık bir söndü bir sönmedi. Bir gün yanıyor bir gün yanmıyor. Ya ben biraz birikli bir adamım o konuda. Yani bu ekranda ışık görmeyeceğim. Herhangi bir arıza ışık bir şey görmeyeceğim. Beni bayağı bir rahatsız ediyor. Sonuçta önemli bir şey. Yani ABS ışığı iptal, ABS ışığı yanıyorsa ABS iptal olmuş olabilir. ESP çalışmayabilir. O zaman işte parçacıyı aradık. O zaman dedim ben diğer 350 liralık olan bilyeyi alayım. Bir daha iyisi varmış. Onu çıkartıp yerini iade edeceğiz. Farkını vereceğim 150 lira. Tamam dedi. İşte bir hafta sonra gittim değiştirdik. Eski bilyeyi çıkarttı işte yeni bilyeyi taktık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir ışık yanmıyor. Ses de yok. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi araçta bu saydığım 3-4 tane şey yaptım 5 ay süre zarfında. Arkadaşlar oluyor illaki yani ikinci el bir araç aldığınız zaman
bakımı gerekebilir. En azından yağ bakımını yapıyorsunuz. İşte bak mesela bilye çıktı, bilyeyi yaptırıyorsunuz. Balatası bitmiş olabilir, balatasını yaptırıyorsunuz. İşte lastik, dediğim gibi lastik önemli. Bunları yaptırmak gerekir arkadaşlar. Evet, şu an Beylikdüzü'ne geldik, Beykent'te. Şimdi ileriden adadan döneceğim. Yan dikiz aynaları da çok güzel bunlar arkadaşlar. Ben kayınpederimin Subaru var. Skoda Subaru gibi. Onun da büyük bayağı dikiz aynaları. Onun dikiz aynalarına benzetiyorum. Dikiz aynaları görüşü gayet güzel. Dikiz aynası, orta dikiz aynası zaten dediğim gibi akşamları ışıktan rahatsız etmiyor. Şuradan dönelim. Beylikdüzü'ne geldik. Yollar da bu arada bomboş arkadaşlar. İlk defa böyle boş görüyorum Beylikdüzü'nü. Pazar diye mi bugün? Sınav mı var? Ne var? Evet. Bugün de babalar günü aynı zamanda. Bakalım bizim çocuklar daha yatıyor evde. Onlar yürürken kaçtım sabahtan, dedim bir çekim yapayım. Buradan tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Bakalım bizimkinde kutlarlar herhalde. Evet. Far yandı, söndü. Bilmiyorum, bir önceki videoda söyledim mi? Yani şeyi var. Far sensörü var. Otomatiği alabiliyorsunuz. Normal manuel kullanabilirsiniz. Yağmur sensörü var. Onları herhalde söylememiştim geçenki videoda. İşte sabitlemesini falan söylemiştik. Klima, dijital klima. Otomatik ayarlıyorsunuz. Kliması gayet güzel. Soğutması iyi. Yani sollama falan yaparken arkadaşlar bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gerçekten güzel, böyle koparıp gidiyor. Ama kaç kere yapmak lazım bunu? Ne kadar yapmak lazım? Yani bu da bir makine sonuçta. En iyi aracı da alsanız, en pahalı aracı da alsanız, metal sonuçta. Hepsinin bir ömrü var. Dönüyoruz Kumburgaz'a doğru. Meşhur Büyükçekmece rampasını ineceğiz. Bayağı bir virajlı yol. Ama lastikler değişince de sanki daha bir güven geliyor insana ya. Ön lastikler bayağı bir ön taraf, hani bilmiyorum, bana mı öyle geldi, kabak gibiydi. İnsan tam cesaret edemiyor. Fazla basamıyorsun. Gerçi fazla basamıyorsun dedim, yine 190 basmıştım o zaman. Basmamak lazım da. Şimdi lastikler değişti. Daha böyle güveniyorum sanki araca. Araç zaten güvenli de. Yani yere tutunması daha iyi sanki. İnsan öyle hissediyor. Başka diyeceğim arkadaşlar. Yakıt tüketimi. Evet, şu an mesela araca bindiğimde 10 yazıyordu. 10 litre yazıyordu. Şu an 8.1. Bu ekrandaki bilgi sanırım yani 3 dakikada bir mi değişiyor, 5 dakikada bir mi değişiyor bilmiyorum. Yani anlık göstermiyor. Bastığınız andaki şeyi göstermiyor. Sanırım 3 dakikalık verileri toplayıp ona göre ortalama alıp veriyor. Yaptığınız hıza göre ya da gittiğiniz kilometreye göre. Şu an 8.2. İşte yani en düşük bunda şu anda, yani küçük mesafelerde bile en düşük 6.7 ya da 7'yi gördüm. Öyle söyleyeyim. 7 litreyi gördüm ben bunda. İşte uzun yola bilmiyorum. Uzun yola çıkınca bakacağım. Kaç çıkacak, kaç çıkacak bilmiyorum. Evet. Büyükçekmece. Meşhur Büyükçekmece manzaramız. Şu an görüyor musunuz? Diğer kameradan bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar araç gerçekten konfor olarak 10 numara konforu var aracın. Yani her binen de bunu söylüyor. Önce ön yargılı davranan arkadaşlar oluyor tabii. Hatta geçen Bika Bayi'ye gittim. Arkadaşım orada çalışıyor. Orada başka bir arkadaşla konuştuk. İsmini vermeyeceğim. Araba mevzusu açıldı işte böyle böyle. Sende ne araç var? Bende ne araç var? Ben de dedim işte bende Chevrolet Epica var dedim. Yeni aldım şuradan. Çocuğun bana dediği şu, yani orada satış danışmanı. Renault araçlar satıyor. Çocuğun direkt bana dediği şu: abi direkt sat o aracı.
Niye dedim? Direkt sat aracı kursun. Yani araç satmak için mi söylüyor, ne için söylüyor bilmiyorum. Ben memnunum dedim gayet araçlar. Özelliklerini anlattım tabii. Tam şey algılayamadı, fiyatını da söyledim. Neyse akşam çıkışta ben arkadaşımı alacağım. Arkadaşımı işten alacağım. 6.30'da çıkıyorlar. O arkadaş da geldi. Onu da geçite kadar bırakayım dedim. Çocuk bindi arkaya. Biner binmez dedi çocuk. Abi dedi kusura bakma dedi ya. Bu bizim aynı Renault Latitude modeli var. Yani o segment bir araç dedi. İyiymiş, güzelmiş. İşte baktı böyle koltukları inceledi şurayı burayı. İçine baktı, şeyine baktı. Abi dedi araç güzelmiş dedi ya. Ne sandın sen yani direkt ön yargılı niye davranıyorsun? Belki de bunun gibi arkadaşlar yüzünden şey oluyor. Araç piyasaları kötü. İlla herkes yeni bir markaya yoğunlaşmış. O markayı alın, bu markayı alın. Gayet güzel. Ya benim şu anda Mercedes'ten, BMW'den, Passat'tan bir farkı yok. Bastım mı gidiyor. Bastım mı duruyor. Yakıtı da yani orta halde öyle bir düzgün zamanda yağına suyuna bakarsanız, bakımını yaparsanız bir sıkıntı çıkartmaz. Ha, tabii ki 10 yıl sürecek halimiz yok. 2 yıl, 3 yıl binerim. Ondan sonra hani model yükseltmek için belki satarsın. Ya da ailenin ihtiyaçlarına göre başka bir ihtiyacın olursa satarsın. Normalde alayım satayım. Millet almadan direkt kafasında ya zarar eder. Ya işte ben bunu satamam, kaça satarım? Ya hani binici, binici de bunu düşünüyor. Hadi bak bu işi yapanlara bir şey demiyorum. O adam o işi yapıyor. Aracı alıp satar, tamam. Araç alıp satanları normal karşılarım böyle düşünmelerini. Ama binici de böyle düşünüyor. Kardeşim ailen için mi alıyorsun? Evet ailece binmek için alıyorum. Biniciyim. Ben bunu satamazsam kaça satarım? Zarara satarım. Yani ikinci el bir araçta zaten aldığın fiyata satabilirsin en fazla. Ya da 1 milyar geriye işte zararına satabilirsin. Normaldir buna. Ya da bazı markaya göre değişebilir. Belki de 1000 lira 2000 lira kâra da satabilirsin. Yani bakış açısı arkadaşlar. Yani hayat felsefenizle alakalı. Araca ne olarak baktığınız önemli. Yani araç sürmeyi ben de seviyorum. Araç kullanmayı seviyorum. Araç merakım da var. Bütün markaları aşağı yukarı takip ederim. Bakarım hangi modeller var. Ama yani sonuçta bir maddi varlık yani. Tapmamak lazım. Sana zevk veriyorsa, seni bir yerden bir yere götürüyorsa yeterli. Arkadaşlar bunun kaskosunu da söyleyeyim. Ben de plaka vergisini söylemiştim. Plaka vergisi 1300 lira yıllık. 650 lira 6 aylığı. Kaskoyu da yaptım. Zannedersem 1400 lira gibi kaskosu tuttu. Yani ehliyet eski, herhangi bir vukuatım yok. Eskiden beri kaskoları devam ettiği için bu indirimli hali. Yani normalde 2-2,5 civarı çıkıyor. Trafik var, fazla basamıyoruz. Ya basmaya da gerek yok. Yani bu kadar yeterli diye de düşünüyorum. Yani araç doluyken de çekicinde hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an boş diye düşünmeyin. Hanım, 3 çocuk, 5 kişi, 6 kişi biniyoruz. Rampada hiç bana mısın demiyor. Maşallah var. Dediğim gibi ustanın bana demesine göre hani bir dahaki bakımda turboya da bakarız, turboyu da kontrol ederiz falan dedi. Hortumlarını falan kontrol ederiz dedi. Ustadan da memnunum. Allah razı olsun, iyi bir usta. İyi yardımcı oluyor. Yani fiyatlar da uygun. Öyle çok abartılı fiyatlar değil. Boş. Basalım. Şu an 4'teyiz. Evet. 5'te. 5. vites. 3000 devir. Daha 6'ya geçmedi. Araba 160'da. Evet. 6. vitese geçti. Şu an 2500 devirde. 160. Basalım. Basamıyoruz. Ön taraf dolu biraz. Evet. Bu kadar. Önüne basınca da duruyor hemen. Bir sıkıntı yok. Ama tabii her böyle ani hızlanmada, ani yavaşlamada tabii balatalardan biraz ses gelir. İster istemez balatayı ısıtıyorsun, zorluyorsun biraz. Yani buradan kalkıp hani trafik dersi verecek halim yok. Herkes kendini bilir zaten. Böyle bir şey haddime değil. Ama görüyorsunuz her gün arkadaşlar. Haberlerde görüyorsunuz. Videolarda görüyorsunuz. Bu can yani.
mümkün olacak. Herkesin bir canı var. Bir kere gitti, bir gitti. Ya sakat kalıyorsun, ya ölüyorsun, ya başkasını öldürüyorsun. Yazık günah. Yani dediğim gibi araçta, trilyonluk araca da binsen, dört teker üzerinde gidiyorsun arkadaşlar. Bunun illaki bir freni var, durması var, şeyi var. Yani hiçbir araç tamamen zarar görmez diye bir şey değil. Yok. Aracınıza öyle çok güvenmeyin. Ne olursa olsun altınızda. Aracınıza çok fazla güvenmeyin öyle. Biraz da yolun durumuna göre gidin. Araç güzel arkadaşlar. Aracı tavsiye ediyorum. Yani tavsiye ediyorum derken de belki de biraz risk alıyorum şu anda. Bilmiyorum şimdi. İçinizden biri alacak. Bir problem çıkacak. Bir şey çıkacak. Yani sonra bana kötü konuşmayın. Ben şu an aldığım araçla ilgili kullandığım kadarıyla kendi gözlemlerimi söylüyorum. Karşılaştığım sorunları da anlattım. Ne sıkıntı olduğunu anlattım. Nasıl, neyin bakımını yaptığımı da anlattım. Bu biraz da şans işi arkadaşlar. Güzellik baktırın, ettirin, ekspertize bakın. Kendiniz kullanın. Dediğim gibi çok hani şurada boyası var, burada boyası var. Çok o tarz şeylere takılmayın. Bu aracın yani plakada baktığında bunun hasar kaydı yok. Plaka temiz. Siz öyle baktırın. Sol kapı iki tane çizikten dolayı boyanmış. Yani büyük bir kazası bir şeyi yok. Şaselerde bir şey yok. Bunu araştırın. Yani çoğu insan diyor ya işte çamurluk boyanmış, kaput boyanmış hemen tamam araba pert. Pert değil kardeşim. Yani mümkün olduğunca bunun hikayesini öğrenmeye çalışın arabanın. Bir araç alırken. Ben bunun hatta iki eski sahibi, Muğla'daki sahibini de aradım, konuştum. Onun bu telefonunu buldum. Onu bile, yani onunla bile konuştum. Aracın geçmişini sordum. Sizde ne oldu, ne bitti? Yani sol çamurluk şu Muğla'daki sahibinde değişmiş. İlk sahibinde. Adam anlattı. Yani ben de içim biraz daha rahat etti. O yüzden sorun, araştırın yani. Hemen ön yargılı davranmayın araçlarla ilgili. Ha, biraz değeri düşük mü? Düşük. Yani hiç hatasızını atıyorum. Hani 50 milyar demişlerse çamurluk boyalıdır, kapı boyalıdır. Yani 45 yazar, 40 yazar, 35'e kadar yazan var. Pert kayıtlı olan var. Kullanılır hepsi. Ya pert kayıtlı araç da kullanılır. Aynı konforu var. Kullanılır. Yani 35'e almışsın. O civarda fiyata satarsın. 40'ı alırsın, o fiyata satarsın. Ya da 45 civarı alırsın. O aralıkta satarsın. Dediğim gibi yani araç diyor ya pertli arabayı niye alayım? Ucuzsa alıyorsan sen de ona göre satacaksın. Hatasızını alıyorsan, 50 milyar para vermişsen, sen de ona göre temiz baktıysan satarken yine 50 civarı satacaksın. Hatasız diyeceksin. Oturduğum yer yani böyle köy gibi bir yer, kasaba gibi bir yer. Sakin oturduğum yer. Fazla trafik yok. Özellikle bayanlar için de ideal kullanım yeri. Tabii E5'e de çıkıyor hanım. E5'te sürmesi daha önemli. Buralarda istediğin kadar sür. E5 daha önemli. Evet arkadaşlar. Umarım canınız sıkılmamıştır. Hani fazla konuşamadım. Anlatabileceklerimi anlattım aklıma geldiği kadar. Burada kardeşimin arabası. Bir sonraki videoda kısmetse hani daha yakın plandan göstergeleri de gösterip işte sıfırdan 100'e kaç saniyede çıkıyor? İşte 100'e ya da 200'e kaç saniyede çıkıyor? Kaç saniyede yavaşlıyor? İşte viraj denemesi falan. Onunla ilgili belki otobanda bir deneme daha yapabilirim. Şimdilik videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.